Anname bugün Saddam'ın Kürtlere yönelik başlattığı ve 182 bin Kürt ve Türkmen'in hayatını kaybettiği Enfal soykırımının 27. yıl dönümü. 1986-1989 yılları arasında devam eden operasyonda 5 bin köyün haritadan silindiği, 100 bin kadının da dul kaldığı bilinmekte. Enfal suresinde savaşta kazanılan ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir hükmünü göstererek Saddam bu operasyonu Enfal operasyonu olarak adlandırmıştı. İran-Irak savaşı sırasında Amerika Kürtleri Saddam'a karşı ayaklanmaya teşvik etmiş. Bu ayaklanma sebebiyle Saddam Kürtleri operasyon düzenlemiş. Ancak Amerika Kürtleri koruyacak hiçbir şey yapmamıştı. Ya ne mazlum insanlarmış ya. Ne garametli insanlar. Allah'ın hikmeti. Ne çileden geçtiler ya. Nerede psikopat varsa gidip Kürt kardeşlerimize musallat oldu ya. Esad manyağı Kürtlere musallat oldu. Saddam manyağı Kürtlere musallat oldu. Türkiye'de derin devlet manyaklığı, manyaklık sistemi Kürt kardeşlerimize musallat oldu. Yani İran'ın derin devlet manyakları yine Kürtlere musallat oldu. Ya bırakın da rahat yaşasınlar ya, bu deliliği bırakın. Bu azgınlığı bırakın, bu nasıl bir manyaklıktır ya? Kürt dedim adamlar nevri dönüyor ya. Tam böyle ırkçı, manyak bir kafa. Saddam, ben Arap'ım diyor, üstünüm ben diyor. Kürt nedir? Öldürülmesi gereken bir insan grubu diyor. Esad da öyle. Arap olduğu için daha üstün olduğu inancında Kürtlerin de imha edilmesi gerektiğine inanıyor. Bundan sonra bu manyaklığa müsaade etmeyiz. İnşallah.